Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün FIFA'nın Kariyer 2 bölümüyle karşınızdayım. En son hatırlayacaksınız, 2 maç yapmıştık. Bunu sizlerle paylaştım. Tekrar özür diliyorum. Kariyere ikinci kez başlamak zorunda kaldığımız için. Hızlı bir şekilde hemen maçlarımızı gerçekleştirelim. Öncelikle şu antrenman kısmını bir halledelim. Biliyorsunuz en son Thiago Almada'yı ve Miha Zajc'ı görevlendirmiştik antrenmanlarda. Çünkü bunların ben çok sağlam gelişeceğini düşünüyorum. Hatta bir tanesini biliyorum. Yani Almada'yı biliyorum. Hızlı hızlı gidelim abi. Biraz uzun bir video istemiştiniz. Yani 40 dakika olsun falan gibi istemiştiniz. O yüzden kesmeden ilerlemeye karar verdim. Şimdi şuradan hemen ilerle diyelim. Simülasyona gelelim. Arkadaşlar. Kadromuza bir bakalım. Sakatımız, cartımız, curtumuz yok. Şimdi kimle oynuyoruz? Werder Bremen'le oynuyoruz. Avrupa Ligi'ndeki, Avrupa Ligi demeyeyim. Özel Avrupa Kupası'ndaki mücadelelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kruse'nin yerine Thiago Almada'yı çok istiyordum ama bir türlü oraya onu yerleştiremedim ya. Kruse'yi boş bir türlü şey yapamıyorum. Salamıyorum. Terbiyesiz Kruse. Seni hiç sevmiyorum lan. Seviyorum lan seni. Çok iyi vuruyorsun ha. Vallahi helal olsun. Oyunda bayağı iyi yapmışlar. Şimdi şey yapmayayım diyorum ama adamı kullanmayayım etmeyeyim falan diyorum da oyunda bayağı iyi. Max Kruse. Fenerbahçe şimdi Kruse ile pas yapıyor. Topla buluşan Miha Zajc. Sağ bekte Nazım Sangare. Fenerbahçe'nin o da yeni transferlerinden. Zajc baktı şimdi şöyle bir Kruse'yi gördü. Kruse sol tarafa bıraktı. Şimdi orada bindiren Rodriguez. Laksalt'tan güzel bir pas oldu bu. Rodriguez döndü. Hop bir daha bir çalım daha. Ama orada kaptırdı. Çünkü ikinci mücadele, ya ikili mücadeleler de çok zayıf ya Rodriguez. Hop aferin sana Zajc. Koçum benim. Ben koçum benim dedim sana. Fenerbahçe pas yapmaya devam ediyor. Şimdi Max Kruse'ye de geliyor Fenerbahçe. Baktı şöyle kimseye. Evet çok güzel. Ah orada 2'ye 1 yapmak istedi ama Zajc yapamadı. Gel bakayım. Gel bakayım. Şu kim lan benden? Ha Juan Jesus. Oo ne güzel hareketler yapıyorsun öyle. Ya bana da öğretsene ben de yapayım. Klaser. Werder Bremen Fenerbahçe'nin ilk zorlu mücadelesi diyebiliriz. Laksat karşıladı şimdi rakibini. Klaser çok güzel girdiler içeriye. Aman aman yapmayın çocuklar. Yapmayın. Babanızın boyuna sıçar. Yapmayın. Yapmayın. Aferin. Güzel. Ligleri çok özledim yemin ediyorum ya. Her şeyi çok özledim, dışarı çıkmak istiyorum. Dışarı çıkma yasağı kesildi falan ama yani korona var dışarıda hala. Bu ne zaman bitecek bu korona? Ben arkadaşlar bence videoyu kapatıp gidip aşı bulmayayım artık. Artık benim aşı bulma vaktim geldi bence. Her şeyi bulduk yok aldı. Aşıyı da bulmalıyım. Gel buraya. Lan oğlum şuna basın. Heh. Basıyorum adamla kalıyor yine. Aferin lan Zajc. Şimdi sağ taraftan gidiyoruz. Çok güzel. Thiago Almada. Yap tek topunu. İşte bu. Fenerbahçe mükemmel oynadı burayı. Gerçekten çok güzel oynadık. Thiago Almada. Yap basın oğlum. Achempong. Achempong. Thiago Almada mükemmel taşıdı topu. Ve Achempong. Kung, kung, kung. Çok güzel bir gole imza attı. Gerçekten Fenerbahçe güzel başladı Avrupa Kupası'na. Süre geçelim bir hep beraber izleyelim. Bak 2'yi 1 tüh. Oradaki 2'yi 1'i göstermedi. Thiago Almada'yı görüyor musun abi? Daha 17 yaşında bu çocuk. 17 mi 18 mi ne? Düşünün. Süper süper süper. Fenerbahçe çok güzel başladı. Yorumlarınızı da esirgemeyin arkadaşlar. Gerçekten yorumlarınız çok hoşuma gidiyor. Çok teşekkür ederim güzel görüşleriniz için. Eyvallah. Elimden geldiğince sizlerle FIFA'yı daha sık bir şekilde böyle paylaşmaya çalışacağım. Madem çok istiyorsunuz. Bir telafi edelim bir önceki başladığımız bıraktığımız kariyeri. Luis Gustavo nerede abi Gustavo? Gustavo. Şimdi Miha Zajc. Oğlum. Allah Allah. Bir sonraki adımımı biliyor terbiyesiz herif. Hack mi açtınız lan? Yayını mı izliyorsunuz lan? Offside yok mu? Var. Offside. Okey. Tamam. Ghost diyorlar lan bunlar beni. Şimdi Altay. Yaptı pasını Juan Jesus. Baktı arkadaşlarına Serdar Aziz. Şimdi ortada Miha Zajc oynadı. Nazım Sangare de orada boşta. Thiago Almada. Güzel bir pas. Şimdi Thiago Almada boşalttı kendisini orada. Çok keyif aldım diyor. At oğlum önüne. Çok güzel. Vur. Hey. Alın oğlum. Max Kruse.
Açempunkompunk bu sefer de asistle karşımıza çıktı, görüyorsunuz. Oğlum çok iyi bir adam ha. Yemin ediyorum Yamyam'ın çocuğu. Bir ara bir film vardı. Tanrılar çizilmiş olmalı diye. Oturun izleyin. Bak bu Açempunk oradan transfer ettiler. Aferin lan Kruse. Ben bu Kruse'yi satmayacağım hacı. Kruse oyunda oynuyor ha. Vallahi Kruse hayranı olacağım FIFA yüzünden. Vedat Muriç çok kötü yapmış. Kruse'yi almış abartmış be. Gel buraya. Onu ama karşılaman lazım Gustavo. Bunu ben mi öğretim sana? Ha, Trincao alacaktık değil mi? Sol açığa Trincao alacağım abi. Ona bir deneyeceğim şimdi. Bas. Aferin oğlum. Sakin. Ah, laç alt. Ah, laç alt diyorum bak. Laksam. Yürü lan. Lan Frank Achimpong. Gördünüz mü? Achimpong diye okunuyormuş. Nasıl müdahale edebiliyor anlamıyorum. Herif ekarte ediyorum. Ben arkadan ayağı çıkıyor. Böyle tık diye takıyor bir ayağını. Takıyor böyle yani arkadan. Takıyor böyle yani ayağını. Ayağını takıyor. Nasıl oluyor bu? Oğlum manyak pas yaptılar ha. Lan oğlum bir tane de kurtar ya. Yürü bakayım Rodriguez. Hadi atak şansı. Ah bak Kruse orada boşta. Çok güzel gördüm. Yap oğlum tek top. Yürü Gustavo. Koşusu var çok güzel. Kruse! Ne yaptın? Ne yaptın? Lan yine süper gelmedik mi chat? Ya yine chat diyorum. Arkadaşlar gelin yayınlarıma da ben de bir rahatlayayım artık ya. YouTube'dan gelin. Her gün öğlen saat 1'de Twitch'te yayındayım. Gelin de ben de rahatlayayım. Ha bir de chat deyip duruyorum YouTube'da ya. Aferin lan Jesus. Çok süratli şimdi. Çok güzel döndü açan Ponkumpung. Girdi içeri. Vurdu. Diğer ayağı da gerçekten çok cacık be. Onu geliştirmesi lazım. Güzel güzel. Gel, ciddi bir rakip olan Werder Bremen karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattık. Gerçekten acayip mutluyum. Ters ayak oynatıyorum Deniz Türüç'ü. Geliyor oradan şut atıyor. Ben almıyor. Gel bakayım buraya. Kadromuzu yavaş yavaş daha güzel hale getireceğiz. Achimpong. Okereke vardı bir de bak. Bir de çok iyi bir forvet daha var. Okereke. Okereke'yi de alırsak. Bir de Trincao. Mis. Ben bu futbolcuları çok araştırıyorum ya. Ulan diyorum acaba hangisini alayım? İşte çok pahalı olmasın. Kimsenin bilmediği isimler falan. Araştırıyorum abi. Videodan sonra. Lan ne yapıyorsunuz oğlum? Ne yapıyorsunuz? Tamam hadi git basmıyorum. Git lan. Aptal aptal kendi sahasında pas yapıyor. Mağluptunuz siz. Ne biçim bir teknik direktörünüz var sizin? Böyle bir şey yok ha. Mağlupler pas yapıyorlar kendi sahalarında. Oyna oyna. Oyna lan. Aferin lan Zayt. Zayt'a bak nasıl basıyor. Lan Eggestein. İşte Gustavo. İşte Gustavo farkı. Çok güzel döndük oradan. Zayt. Şimdi Laxalt'la oynadı. Bak Laçalt dedi duydunuz mu abi? Bazıları da Laçalt diyor. Bazı spikerler. Şimdi Thiago Almada. Kendi gitmeyi tercih etti. At onun pasını. Luis Gustavo. Luis Gustavo. Sol ayağını aldı. İşte bakın. Bakın. Güzel şut ha. Reis. Vallahi salladın ha Gustavo. Gerçekten hayranıyım. Yani söyleyecek bir şey yok. Dünyanın en iyi futbolcularından biridir bak kendi mevkisinde. Yani bu adamı almamız çok iyi oldu tabii ki. Oyunda biraz ağır yapmışlar. Yani kullanmak biraz zor oluyor. O yüzden sevmiyorum oyunda. Ama gerçekte hepimiz birer Luis Gustavo'yuz. Ben böyle bir adam görmedim. Mehmet Topal gibi bak. Mehmet Topal da zamanında arkadaşlar inanılmaz iyiydi. Hatta örümcek lakabı gelmişti hatırlarsınız. Her türlü her yerde müdahale ediyordu adamlara. Harbiden örümcek gibiydi. Orta sahanın göbeğinde bir oradan basıyordu bir buradan basıyordu filan. Gustavo bu özelliğini istikrarlı bir şekilde sürdürebilen nadir oyunculardan biri. Şimdi Thiago Almada'yla hızlı çıkmak istiyor Fenerbahçe. Abi o çok kötü bir pas ama ya. Yani bu kadar kötü atılmaz o pas. Şuralardan kötü şut atıyorlar ha. Dikkat. Nazım Sangare orada. Kanada oynadı. Çok güzel. Şimdi Deniz Türüç. Deniz Türüç süratlendi. Yürü oğlum. Tamam ben diyor koşamam daha fazla diyor. Hemen geldi herif arkadan bastı ağzına. Durun ben de oyuncu değişikliğine gideyim. Alma da gel bakalım senin yerine Ferdi'yi koyalım. Vedat Muriç de gelsin artık forvete. Bunu satmak istiyorum çünkü. Şuraya Mevlüt'ü koyalım sol açık oynasın. Falet'le Juan Jesus'u değiştirin. Bu arada sol stoper Falet.
Jesus da sol stoper aslında. Niye orada kalmış onu bilemedim. Başka kimse kalmadı herhalde. Bir de Harun Tekin var. Yazıp bana diyordu ki hocam lütfen beni bir maç orta sahanın göbeğinde oynatır mısın diyordu. Oynatamadım ben de. Haruncuğum kusura bakma. Vallahi denedim. Kusura bakma olmuyor. Yoksa orta sahanın göbeğine koyacaktım seni. İki koşardın orada. Nasıl olsa aldık bu maçı. Zayt çok güzel. Şimdi tek top. O da tek top. Çok güzel geldik be. Hadi be Mevlüt. Kaptırma abi hemen. Mevlüt. Koş kıçını. Dayayacaksın abi kalçanı. Tamam mı? Adama aldırtmayacaksın o topu. Aman. Aman çocuklar. Buralar bayağı. Bu dakikalarda gol yemeyelim. Heh, hiç basmaya gel. Lan önünden geçiyor. Zayt. Selke. Selke ne biçimsin lan? Sirke gibi. Pizarro. Aferin oğlum sana. Aferin. Çok güzel bir savunma yaptık ha burada. Aferin Zayt. Gerçekten lan açtık önünü be. Çok açtık önünü ya. Şu dakikalarda bir tane de gol olmasın. Abi savunma yapamıyorum ben bu oyunda. Çok zorlanıyorum savunma yaparken ya. FIFA'da hakikaten savunmayı yapamıyorum ya. Ya ne kadar boktan olmuş. Ben hiç sevmedim bu FIFA'nın 20 FIFA 20'nin savunma olayını. Mevlüt. Bıraktı çok güzel. Vedat Muriç. O da bıraktı şimdi. Zayt'sa. Zayt. Çok güzel. Şimdi Luis Gustavo. Luis Gustavo. Sen ne yaptın sen? Sen ne yaptın kara oğlan? Oğlum gole bak. Az önce mükemmel denedi bir tane. Direğin hemen yanından dışarı gitmişti görüyorsunuz. Luis Gustavo hayırdır dedi ya siz dedi gelip bize sallıyorsunuz bizi. Benim hocamı diyor tedirgin ediyorsun diyor ya. Gole bak gole. Bam. Uf, süper gol ha. Vallahi şapka çıkartılır. Keşke şapka takaydım şurada bir yerde. Çıkartırdım şapkayı. Nasıl kavis vermiş. Aferin oğlum sana. Satmıyorum lan seni de Gustavo. Adamın dibisin. Şimdi 3-1 oldu. Fenerbahçe gerçekten tertemiz. Garanti bir skorla. Kendi taraftarının önünde Kadıköy'de 3-1'lik avantajlı durumda. Maç bitmek üzere arkadaşlar. Dakika 88. Aa Ömer Toprak lan bu. Haa Verder'de o da evet. Gel buraya. Verder ne oldu lan? Verder veremem ha. Hadi bakayım. Sol taraftan bindiren şimdi Mevlüt'ü gördü. Mevlüt Edinç. Bak 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 koşuyor bak. İşte bu. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Ferdi. Ferdi Ferdi. Ferdi Ferdi. Ferdi Ferdi. Aflanım benim. Ferdim benim. Ferdim benim. Ferdim benim. Bak sana şarkı bile yaptım Ferdi Kadıoğlu. Oğlum 10 numara koşu yaptı ha. Arkadaşlar yemin ediyorum süper bir koşu yaptı. Bak bak bak. Baba da hemen gördü onu. Önüne. Ferdim benim. Benim Ferdim. Çok seviyorum bu Ferdi Kadıoğlu'nu ya. Vallahi çok yetenekli çocuk. Umarım onu iyi bir fiyata ileride değerlendirir Fenerbahçe. Elinden daha böyle bayağı iyi bir fiyata çıkartır derken Fenerbahçe güçlü rakibi Werder Bremen karşısında 4-1'lik galibiyetle ayrılıyor. Ve gördünüz az önce teknik direktör Tonat Oygun son derece böyle alnı dik. Böyle çıktı stadyumdan. Aferin oğlum. Aferin Tuna Toygun. Seni de takdir ediyorum. Çok güzel hazırlamışsın takımı. Canlar hemen gelin şimdi şu şeyi transfer edelim. Ekici satıldı. Tamam. Trincao'yu bir deneyelim bakalım. Ne kadar paramız var onu da tam bilmiyorum ama. Gelin şu Trincao'yu bir almaya çalışalım. Çok genç bir çocuk. Geliştiği zaman çok efsane bir hale geliyor. Bu da sağ açık demiş gerçi ama. Ben solda oynatırım bunu. Hiçbir şey olmaz. Ulan bir tane Apiah vardı. Dur dur dur. Apiah. Neydi o? Sol açık oynuyordu. Aha. Irvin Apiah. Gel lan buraya. Bak heyecanlandım görüyor musun? deyip kaldım burada. Yapma be. Daha bunu yeni almışlar. Hay Allah. Tüh. Lan çok üzüldüm şu an arkadaşlar. Trincao'yu alırım o zaman ben de. Bu adam bir süratli. Bir süratli. Tutulmuyor yani. Biz de Trincao'yu alalım o zaman. Ama önümüzdeki sene alacağım seni Apiah. Sen hiç merak etme oğlum. Önümüzdeki sene benimsin sen. Sen benimsin. Bir tane arkadaşımız var. YouTube'dan yorum yapmış. Onun yorumlarına dikkat alıyorum. Takasa kullanma falan gibi şeyler söylemiş. Dikkat alıyorum. Onu söylemek istiyorum. Yazdıklarınız benim için çok önemli. Kanat oyuncularından kimler var? Geç abi. Beklerden geçtik. Kalecileri. Bak Harun Tekin'i verebilirim sana. Harun'a okey misiniz abi?
Karşının bek kanat oyuncusu. Tamam. Orta sahalar desek. Al, Miha Zajc'ı vereceğim. Zajc'ı okey misin? 10 milyon dolar. 10 fazla reis. 10 fazla bak. Ben sana Zajc'ı veriyorum ya. Sevdiğim adamı veriyorum ben de sana. Gel şu işi şöyle bir fiyatta çözelim biz. Ne diyor? Şimdi oldu diyor. Ha oldu tabii. Vallahi aldık. Hadi hayırlı olsun. Trinkaü'yü abi de aldık. Bu çocuk çok para edecek ileride. Zajc'tan fedakarlık yaptım. İstediğim takımı kuracağım hacı. Zajc'ı gönderdik. Orada oynatacağım adam var çünkü. Şimdi koçum benim, düzenli oynayacaksın. Merak etme. Düzenli oynayacaksın çünkü Rodriguez'den nefret ediyorum. Onu hiç istemiyorum. 5 yıllık gel bende. Takıl işte bak. İyi de para veririm sana. Ha, istediği de buymuş bu çocuğun. Tamam al. 41 milyon dolar da serbest kalabilirsin. Hiç sıkıntı yok. Sözleşmeyi de sen belirle. Al. Al. Olur. Oğlum. Al sana 50 vereyim. Al. Çok fazla oldu. Al. Al. Okey misin? Bak 19 yaşındasın daha. Tamam. Hayırlı olsun arkadaşlar. Bir futbolcumuz daha oldu. Kanatta oynayacak. Genç bir yetenek. Onu da hemen geliştirme kısmını alacağız. Ne yapıyoruz abi? Giriyoruz hemen. Sağ açık olabilir ama sorun değil. Ben bu adamı sol açıkta oynatacağım. Şu geri zekalıyı şuraya alalım yine de. Kimin yerini alalım? Deniz Türüç'ün yerini alalım. Deniz Türüç de yani. Ne diyor? Evet dedim ama. Deniz Türüç de olmasa da olur yani. Deniz Türüç'ü ne yapayım? Devam. Şimdi kimle oynayacağız? Watford'la oynuyormuşuz. Her şeyimiz tamam. Antrenmana sadece Trincao'yu yerleştireceğiz. O kadar. İki tane maç atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Her videoda iki maç ata ata bu şekilde ilerleye ilerleye sezonu bitirelim. Hem de sezon çok çabuk bitmemiş olur. Ben şimdi kese 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 ilerlersem çok hızlı sezon atlamaya başlarız. Biraz daha böyle gerçekçi şeye yakın, zaman sürecine yakın bir şey olsun. O yüzden her gün İki tane maç atarsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Haydi bakalım. Aa ben Miha Zajc'ın yerine bak. Adam koymadım iyi mi? Kim oynuyor lan orada şimdi? Tolga Ciğerci oynuyor. What the fuck? Lan bak Zajc'ı gönderdiğimi unuttum. Onun yerine Ferdi'yi oynatırdım ben. Neyse hadi Tolga oynasın bakalım. Belki iyi oynar lan. Hey Allah'ım ya. Ve Fenerbahçe maça başlıyor. Max Kruse baktı yukarıda. Şimdi Trincao topla ilk kez buluştu. Trincao çok hareketli bir çocuk. Bak hareketlere bak. Gördün mü? Benim değil mi abi? Adam müdahale etti. Taş benim olması lazımdı. FIFA'nın yine güzellikleri. Ya da belki de benden çıktı bilemiyorum. Tamam hadi. Trincao senin de kıçın başı oynamasın. Fenerbahçe şimdi Tolga Ciğerci ile çıkıyor. Hiç bu cümleyi söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Bak bak. Açampong'un koşusu var çok güzel. Ulan arkası dönük top atıyor oğlum bu. At oğlum içeri. Vur oğlum gelişini. Ulan Tolga Ciğerci. Bir şey söyleyeyim mi? Kruse efsane oynuyor gerçekten ha. Arkası dönük top falan atıyor. Arkası dönük ters top atıyor bile yani. Hani arkası dönük top atıyor derken. Ters top atıyor yemin ediyorum. Efsane bir adam. Kruse'yi satmayacağım. Belli ki Kruse'yi satmayacağım. Watford. Bak oğlum durdurma. Aferin oğlum. Aferin. Bak bak ne güzel çıkıyor Fenerbahçe. Bak bak. Oy 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 neler yapıyor Tolga Ciğerci. At oğlum soldan öne. Aferin sana. Aferin sana. Trincao. Trincao geçti rakibini. Daha ilk maçı unutmayın. Aman be oğlum be. Herifler abi şu kayma olayını çok iyi yapıyorlar. Ağzına burnuna kaydımın çocukları. Lige başlamadan önce Fenerbahçe gerçekten Avrupa... Lan Jesus sen efsane bir çocuksun ya. Ya efsane bir futbolcu bu lan Jesus ya. Keşke gerçekte alabilsek şu anı ha. Fenerbahçe'nin onunla ilgilendiğine dair bir şeyler duyuyorum ben. Hadi be. Herif koşmuştu atabilirdim. Gerçekte arkadaşlar Fenerbahçe Juan Jesus'la ilgileniyormuş. Eğer bu transfer gerçekleşirse harbiden Fenerbahçe savunma konusunda çok 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 büyük bir futbolcu transfer etmiş olur bence. Ben çok seviyorum. Roma'da istediğini bulamadı ama bence 10 numara bir futbolcu. Benim favorim yani. Ah yanlış yere döndüm. Yanlış yere döndüm. Oğlum vurdurmayın ha. Şu Sarı da fena futbolcu değil. Ben bu Sarı da oynattım hatırlıyorum bak. Sağ açıkta Sarı oynatıyordum. Watford'da evet bu eleman. Hızlı bir futbolcu arkadaşlar o da. Bak Watford'un sağ açığı. İyi bir futbolcu. Onu da değerlendirebiliriz.
Lan oğlum top benim önümdeydi. Aferin Altay. Aferin Altay. Topu benim önümde sandım da benim önümde kalmamış. Şu dirarlardan mirarlardan bir kurtulsak ya. Topla buluşan kim? Tolga Ciğerci. Ne koşar burada değil mi? Cruze. Cruze baktı takım arkadaşlarına, şimdi topu açtı. Trincao sağdan bindiren çok güzel bir top oldu bu. Yürü oğlum. Hadi be Nazım. Hadi be oğlum be. Niye öyle bir kontrol yaptı onu da bilmiyorum. Öyle bir kontrol ben yapmadım. At oğlum önüne. Tüh, alamadı. Cruze yine açan Ponku gördü ama istedikleri gibi şekillenmedi atak. Aferin Trincao. Aferin. Aferin çocuk sana. 19 yaşında Trincao solda. 18 yaşında Thiago Almada sağ kanatta oynuyor bugün. Fenerbahçe gerçekten çok genç, yetenekli isimlerden oluşan bir kadro oluşturmayı planlayan teknik direktöre sahip. Gel buraya. Sar. Şu çocuk. İyi adam ha. Ne yaptın Sangare? Herifi boş bıraktın o kadar. Tamam sen geri dön. Aynen. Puan sen geri de dur. Aferin oğlum Sangare. Şöyle hızlı çıkalım. Ha? Cruze. Baktı arkadaşlarına. Koş yap koşu. Yap koşu. Yap 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 yap. Oğlum bir koşuyu yap da al. Şimdi al. He? Vur oğlum. Ulan sağ ayağı çok kötü ama yine de vurdu, direkten döndü abi. Trincao. Trincao çok süratli. Kaptırma lan. Aferin sana. Şimdi Luis Gustavo. Gustavo! Luis Gustavo! Ne yaptın? Ne yaptın? Oğlum ne yapıyor bu? Lan neredeyse her vurduğu gol olacak ha. Bak bak. Lan bu süper bir gol. Resmen var ya plasiği iğne deliğine ha. Vallahi kral adamsın Gustavo. Yemin ediyorum. Teknik direktör Tuna Toygun'u sevindirdin. Adamın dibisin oğlum. Fenerbahçe yine galip. Mücadelede galip durumda. Hadi bakayım Capon. Gel lan buraya Capon. Gustavo'dan efsane bir gol. Tolga Ciğerci yine hiçbir işe yaramayan bir futbolcu. Hiç değişmemiş. Aman aman. Yine çok güzel çıktık. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Yürü bakayım. Bindir bindir. At önüne. Juan Jesus ne işin var senin orada? Yapma. Juan Jesus ne yapıyorsun? Stoperim koşmuş. Evet ilk kere böyle bitirdik arkadaşlar. Sen şu Jesus'a bak ya. Jesus Christ. Güzel güzel. İlk kere güzel bitti. Hemen hızlı bir şekilde oyuna girmemiz lazım. Ya dur müzik çaldı oğlum. Müzik çaldığı için telif yiyeceğim. Ya FIFA hiç affetmiyor arkadaşlar. Anında telifi basıyor. Birazcık müzik çaldım mı basıyor telifi. Aferin Juan Jesus. Juan Jesus'u görüyor musunuz? Her yerde abi. Adam atağa giderken burada. Watch out. Lan bindir lan. Bindir lan. Oho. At oğlum şunu. Açan Pong. Foul. Foul'u verdi mi? Foul'u verdi. Ne kadar kötü vurdu lan Açan Pong. Ne oluyor? Aa Cruze öldü. Tamam Kadıoğlu'nu koyalım şuraya. Ulan Cruze ile şut atacaktım ben öldü herif. Gerçi faul vermemiş. Avantajı bıraktı. Yani bu arada da zaten faul vermemesi lazımdı. Avantajı kaybettik bir kere. Şutu falan attık. Çok güzel. Bravo Thiago. Thiago ile vururum gerçi ben topa. Sorun değil. Bu arada arkadaşlar. Ferdi Kadıoğlu ile beraber Thiago Almada yer değilsin. Ferdi sağa çıktı oynayabilecek bir futbolcu. Thiago da normalde sağa çıktı ama ben Thiago'yu şeyde kullanmayı seviyorum. Forvet arkası. Çok hareketli bir çocuk ya. Çok güzel adam eksiltiyor falan. Abi oradan da vurdurmazsın be. Oradan da geçmez. La önüne kalmaz oradan da ya. Ya oğlum atılan her şutu gol yiyorsun. Yapma lütfen ya. Atılan her topu da gol yeme. Ya şu nasıl gol oluyor ya? Yeme lan şunu. Yani gol olurmuş evet. Tamam sorun yok. Sorun yok sorun yok Altay. Sende sıkıntı yok kardeşim. Hadi lan şu iki genç. Bindir bindir lan. At pasını.
Oo, hocam. Kim vuruyor? Luis Gustavo. Kim vurabilir başka? Thiago Almada. Gel bakalım oğlum. Gel koçum benim. Oha çok gitti. Allah nereye gitti oğlum ben? Ya nereye gitti lan bu top? Aa üstüne gitti lan. Dışarı vurdum bir. İkinci çok bastım. Ona rağmen üstüne gitti. Peki. Almada'nın da çok güzel frikik. Şu Sar var ya. Çok tehlikeli bir süratli bir fırlama. Neyse Laksat geldi hemen karşısına. İyi de orta yaptı çocuk. Oha oğlum ben pası attım. Herif geliyor. Alıyor topu benden. Ata başlatıyor falan. Benim adam orada pası atamıyor. Bu çok saçma ya. Ya vallahi çok saçma bir oyun bu ya. Benim ayağımdaki topu gelip bir anda ışınlanıp alıyor herif ya. Gustavo. Yok abi hiçbir şekilde fake atamıyorum. Adamın dönme, öbür tarafından dönmesine rağmen bir anda geri dönüp benden top alıyor. Çok ya bilmiyorum ya ben FIFA'yı gerçekten sevmiyorum. Sırf siz sevdiğiniz için oynuyorum şu an videosunu çekiyorum. İnanın bana. Hiç sevmiyorum FIFA 20'yi. Bence bok gibi bir oyun. Net söylüyorum. Çok sevdiğimden oynamıyorum. Sadece alternatifi yok. PES 20 aslında bak PES 20 çok daha iyiymiş biliyor musunuz? Onu da şimdi satın almak istemiyorum çünkü Tsubasa'yı alacağım ileride. PES 20 bana göre FIFA'ya bin basar. İlk başlarda ben çok kötü diyordum PES için. Betasını oynamıştım. Kapalı betasını oynamıştım arkadaşlar. Çok hata vardı. Yani kapalı betasını oynadığımda PES 20'nin acayip fazla hatası vardı. Durduk yere penaltı falan çalmalar, benim olmadığım yerde hakemin penaltı vermeleri falan abuk subuktu. Şu golü bir yapayım. Ulan kaleci mi kurtardı? Ya, o süreçte PES'i oynadım, hiç beğenmedim. FIFA'ya döndüm, FIFA'yı aldım. Yani hiç memnun değilim FIFA'dan ya. Benim için öyle söyleyeyim, benim için öyle. Ya, oynayan oynuyordur yani, alışan alışmıştır oynuyordur. Ben hiç sevmedim abi. Elimdeki tek futbol oyunu o yüzden kariyer olayları falan da hoşuma gidiyor. Ondan oynuyorum vallahi. Şu Tsubasa bir gelsin. Aha içeride boşluk var. Lan oğlum öne koşu yapsana. Tsubasa gelirse var ya full kanalı Tsubasa kanalı bile yapabilirim. Çok severim ben Tsubasa'yı. Dört gözle onu bekliyorum. Klaverli gel buraya. Maç 1-1 bitecek gibi ya. Yapmayın ya. Az önce Açompum Ponkum çok güzel bir şut attı ama. Maalesef gitmedi. Aha. Ya hocam bu nedir ya? Açampong'un sürati görüyor musunuz abi? Hocam bunu kırmızı ver ya. Kırmızı ya bu. Gustavo tutturdu ben kullanacağım diye. Al kullan al. Laçalt diyorum ben de. Juan Jesus. Yaptı pasını. Trincao da bıraktı. O da bıraktı. Açampong dön oğlum ya. Al topu ne güzel dön işte ya. Tek top oyna. Heh. Mümkün olduğunca şu Açampong'la oynamaya çalışıyorum. Açampong. La bir arada göster. Vur lan. Ana. Tolga Ciğerci gol attı la. Vallahi şansın önüme düştü şurada Tolga Ciğerci elinde sola yerli gol attı. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Dakika 89'da golü bulduk vallahi. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. İzliyoruz efendim buyurun. Şu aradan bir bırakabilseydim ofsayt olacaktı bu arada. Allah'tan buluşmadı bizim herif topla. Sen Tolga'ya bak ya. Ulan Tolga. Şu futbolunun yani şu atmış olduğun şutun %1'ini Fenerbahçe'de gerçekte atsan kaç tane gol pozisyonun var ha? Bu adam da çok tuhaf adam. O kadar gol pozisyonuna giriyor arkadaşlar. Zor olanını yapıyor yani. Kaleciyle karşı karşıya falan kalıyor. O pozisyonlara giriyor yani adam. Ama gol atamıyor ya. Bu arada İngiltere'de bizim kim olduğumuzu bilsinler. Watford'a da göstermiş olduk kim olduğumuzu. Watford İngiltere'de yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Premier Lig takımıydı herhalde. Yanlış mı hatırlıyorum yoksa? Bilemedim her neyse. Canlar yeni iki maçımız oldu. Gördüğünüz gibi gururluyum. Adamla tokalaşıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bol bol yorum bekliyorum sizden. Yine bol bol like patlaması bu arada. Like'ları patlatın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere efendim. Bay bay.